Merhaba canlar. Hoş geldiniz. Dünkü canlı yayından sonra bugün biliyorum bir canlı yayın beklemiyordunuz ama çok fazla soru geldiği için bugün tekrar bir canlı yayın açmak istedim. Bugün sadece Instagram'dayız. YouTube'da canlı yayın yok ama bu yayını YouTube'a da yükleyeceğim. Dünkü yaptığımız canlı yayınla ilgili Sorularınızı mesaj olarak aldım, ancak buradan canlı canlı karşılıklı tekrar bir çalışma yapalım. Tekrar e, bu konuyla ilgili sizleri bilgilendirmek istedim. Duygusal açlık konuşmuştuk. Dün e, izleyenleriniz varsa izlemediyseniz de dünkü canlı yayını tekrar izleyin lütfen. Duygusal açlık konuşmuştuk ve sorular geldi. Sorular şu şekildeydi: Duygusal açlıkla alakalı çalışmayı nasıl yapacağımızı anlayamadık. Ne şekilde bu duygusal açlığı tespit edebiliriz gibi sorular vardı. Bunlara tekrar bir açıklık getirmek için bugün tekrar bir canlı yayın açtım. Hem de dün çok güzel geçti canlı yayınımız. Tekrar bir araya gelelim istedim. İyi akşamlar Ülke Hanım. Hoş geldiniz hepiniz. Seher Hanım, Özge Hanım, Sonay Baş, Seda Hanım, Nebiye Hanım, Sevinç Hanım, Turba Turp Alp, Real Somp, Betül Hanım, Erdem Bey, Kayhan, Selin, Şener ve diğer gelen herkes. Hepiniz hoş geldiniz canlar. Evet, öncelikle dün akşamki canlı yayını izlediyseniz ve sorularınız varsa, bazı sorular çünkü istek kutusuna düşmüş. Bir bilgilendirme daha yapmak istiyorum. Yine çok sıcak bugün. Arabaya bindiğimde araba 47 dereceyi gösteriyordu ama hissedilen yine 80'di bugün tabii ki. Bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Benim bir iletişim numaram vardı. Ee, bu iletişim numaram e, geçen yıla kadar aktifti. Hatta son 6 aya kadar da aktifti WhatsApp iletişim numaram. Ancak şu an artık WhatsApp iletişim numaram aktif değil canlar. Ee, Instagram'dan birkaç kişi yazmış bana WhatsApp'tan ulaşamıyoruz. Arıyoruz, ulaşamıyoruz diye. Numara duruyor ancak aktif değil canlar. Kullanmıyorum numarayı. O yüzden bana oradan ulaşamayan ulaşamayanlarınız varsa buradan da bu bilgiyi vermek istedim. Çünkü WhatsApp'tan, pardon WhatsApp diyorum, Instagram mesajlardan böyle mesajlar aldım. Bu bir. İkincisi, dünkü yayınla ilgili birçok birçoğunuzdan evet mesajlar aldım, sorular aldım. Ancak gelen kutusu değil de istekler kutusuna düşen bir sürü mesaj var ve o istekler kutusuna düşen mesajları açamadım. O kadar yoğun bir mesaj birikmesi var ki orada açamadım. O yüzden oradan tek tek cevap vermek yerine buradan canlı canlı sorularınıza cevap vermek istedim. Yeni gelen canlılarım hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dünkü ile aynı. Duygusal açlık, kilo verememe, kilo alamama, zayıflama, Kilo alma gibi düşünebilirsiniz. Konuyla ilgili olarak her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Ve bugün de yine bir uygulamayı canlı canlı sizinle yapacağım. Sonrasında benzeri bir çalışma var. Yazarak yapılan bir çalışma var. O çalışmayı da sizinle önümüzdeki günlerde canlı yayınlarda paylaşacağım. Yazarak bilinçaltımızı kodlamak diyebiliriz buna. Dün de kolyem böyle buraya gitmiş, yamuk olmuş. <laughs> Sizlerin karşısına çıktığım zaman böyle kendimi dağıtıyorum arkadaşlar. Evet, sorularınızı alayım. Dünkü canlı yayını izleyenler, ben e, duygusal açlıkla ilgili bu çalışmayı anlamadım diyenler veya anlamadığınız noktalar varsa lütfen sorularınızı yazın. E, seve seve cevap veririm. Ancak e, uygulama da yapacağız o yüzden lütfen canlı yayından ayrılmayın uygulamaya da katılın tekrar canlı bir uygulama yapacağım. Ve dün söz vermiştim YouTube'a da yükleyeceğim meditasyon şeklinde böyle hani böyle anlatarak değil de medyatif halde uygulamayı yapabilmeniz için YouTube'a da onu yükleyeceğim canlarım. Var mı sorunuz? Öncelikle onu alayım veya dün ben sizinle birlikte bu çalışmayı yaptım e, ve bu yaptığım çalışmadan sonuç aldım veya e, dünkü çalışmayı uyguladım e, gerçekten e, ben de etkisi olduğunu düşünüyorum diyen birileri varsa yayına da alabilirim bu arada dün bir Ayşegül Hanım vardı ekmekten tiksindim demişti e, varsa burada şu anda Ayşegül Hanım buradaysa onu da canlı yayına alabilirim. İsteyen, içinizden canlı yayına katılmak isteyen varsa, sonuç alıp da canlı yayına katılmak isteyen varsa lütfen bana bilgi versin. Var mı sorunuz canlar ya da canlı yayına katılmak isteyen? Hoş geldiniz hepiniz canlarım. Tek tek isimleri okuduğum zaman sıkılmanızı istemiyorum. O yüzden hepinize toplu bir hoş geldiniz diyorum. Evet ben konuyu tekrar şöyle kısaca bir özetleyeyim sizlerin sorularınız gelene kadar ya da canlı yayına katılmak isteyen oluncaya kadar. Duygusal açlık dediğimiz şey o yiyeceği hangi yiyecekse artık onu bir kişi, bir olay, bir durumla eşleştirmiş olabilirsiniz bilinçaltı düzeyde. Bu bağımlılıklar için de geçerli. Hani e, yasaklı maddeler olabilir, alkol olabilir, işte e, sigara olabilir. Fark etmez. Hocam sordum ama görmediniz demiş Şengül Arslan. Ee, nereden sordunuz Şengül Hanım yukarıya doğru çıkıyorum ha buldum ben dünkü çalışmada ekmek değil de sigara gördüm ekmeği sevmiyorum pek ondan mı acaba Şengül Hanım, dün buna cevap vermiştim ama siz orayı kaçırdınız herhalde. Olabilir demiştim. Ekmekle bir bağımlılığınız yoksa, ekmek görmeniz gerekmiyor. Kimin bağımlılığı hangi konudaysa onu görmüş olabilir. Çünkü biz bağımlı olduğumuz yiyeceklerle çalıştık. Sizin ekmek bağımlılığınız olmadığına göre, o çalışmada ekmek görmemeniz çok normal. E, sigara bağımlılığınızdan kurtulmak istediğiniz için sigara görmüş olmanız da çok normal. Evet, e, o yiyeceği bir olayla ya da kişiyle eşleştirmiş olabilirsiniz. Aynı şey kilo alamayanlar için de geçerli. Örneğin çocukluğunuzda muhteşem güzel bir sofrada büyük kavga yaşanmıştır, kötü bir olay yaşanmıştır, yemek yemeyi bilinçaltınız. Güzel, muazzam bir sofrada yemek yersem kötü olaylar yaşarız sonunda gibi bilinçaltınıza kodlama yapılmıştır. O yüzden böyle muazzam sofralarda yemek yemek içinizden gelmiyordur ya da hiç yemek yemiyorsunuzdur. Bu yüzden kilo almıyorsunuzdur. Ay hayatta kalabilecek kadar yemek yiyorsunuzdur sadece. <laughs> Olabilir. Kilo alamayanlar için de bu geçerli. Alkol ve sigarayla ilgili dün zaten yeterince bilgi vermiştim. Dünkü canlı yayını tekrar izleyin canlar. Silmedim, duruyor halen e, dünkü yaptığımız yayın. Oradan izleyebilirsiniz. Ben daha çok sorularınızı almak istiyorum e, ve en çok gelen soru, mesajlardan gelen soru, uygulamayı nasıl yapacağız? Öncelikle e, o yiyeceği neyle eşleştirmişsiniz? Onu bulmanız gerekiyor. Peki nasıl bulacağım hocam ben o yiyecekle yaptığım eşleştirmeyi? Şimdi önce o yiyeceği bir düşünün. Dün ekmekten örnek verdik. Ekmek dediğinizde şöyle bir çocukluğunuza doğru gidin. Çocukluğunuzda ekmeğin size en lezzetli geldiği anlar. Çocukluğunuzda ekmek dediğim zaman size çocukluğunuza dön ve ekmeği düşün dediğimde aklınıza gelen anı her neyse. İşte o anıyı tekrar hayatınıza almak, tekrar o anının sizde yarattığı o huzuru, mutluluğu yaşayabilmek için bugün çok fazla ekmek yiyi olabilirsiniz. Bulun dediğim zaman tabii ki yıllar yıllar önce yaşanmış bir şeyi böyle oturup da bulun dendiği anda bulmak çok da kolay değil. Ama bu şekilde bir sistem izlerseniz yani bağımlılığınız bağımlılığınız olan şeyi önce bir hatırlayın. Sonra çocukluğunuzda o bağımlısı olduğunuz şey size ne ifade ediyor diye kendi kendinize sorduğunuzda cevap zaten otomatik geliyor. Hatta dünkü canlı yayında şöyle bir örnek vermiştim. Benim makarna bağımlılığım vardı. Makarna dediğimde, salçalı makarna dediğimde aklıma ne geliyor? Çocukluğumda salçalı makarnanın yeri neresi diye sorduğumda direkt zaten anıya gittim ben. Siz de bilemiyorum hangi bağımlılığınız var. Bu çikolata olabilir, ee, ekmek olabilir işte ne olabilir börek olabilir baklava olabilir pasta olabilir tatlılar sütlü tatlılar olabilir bunları düşünün bunları düş hani bunları derken hepsini düşünmeyin tabii ki hangisine bağımlılığınız varsa onu düşünün sonra o bağımlılığınızın olduğunu düşündüğünüz yiyecek çocukluğunuzda nasıl bir yer kaplıyor bunu düşünün zaten direkt sizi anıya götürecektir. Patlıcanı doğdum doğalı hiç sevmem ama yiyemiyorum. Ee, benim kızım da küçükken patlıcan yiyemiyordu. Sonra fark ettik ki e, belki sizin de çocukluğunuzda böyle bir kayıt oluşturmuş olabilirsiniz. Benim kızım çocukken çözdük biz bunu. Ee, bir gün ona vücudundaki işte yaraların patlıcan yerse iyileşeceğini söyledik. Ee, o da şöyle bir cevap vermişti. Patlamaz mıyım patlıcan yiyince demişti. Çocuktu daha. Çocuk patlayacağını düşünüyormuş patlıcan yerse o yüzden yemiyormuş. O gün bugündür patlıcanı severek de yiyor. Sizin de çocukluğunuzda böyle ona yüklediğiniz bir anlam olabilir. Valla ben taze ekmek ve peynir her zaman seviyor ve yiyorum demiş Akif Haca. Şimdi yiyebilirsiniz tabii ki eğer kilo probleminiz yoksa ve bu sizde bir bağımlılık değilse. Şimdi bazı insan vardır Bağımlılık seviyesindedir ve e, o olmadan doyduğunu hissetmeyen, mesela ekmek olmadan doyduğunu hissetmeyen insanlar var. İşte sadece bir çorbayı ekmeksiz içemeyen insanlar var, çorba... Varsa içine mutlaka ekmek doğramalıyım. Ya da ne bileyim bir kuru fasulye ekmeksiz yiyemem diyen insanlar var. Ekmeksiz yiyemem diyen insanlar var varsa o insanlarda ekmek bağımlılığı olabilir. Bakın söylediğim her şey olabilir olarak düşünün. Merhaba çalıştığım maaşı isteyip alabiliyorum. Bunun geçmişi ne olabilir? Ekmeği bugün daha az yedim. Ekmeksiz doydum. Teşekkürler. Saliha Hanım. Merhabalar. Çalıştığım maaşı isteyip alabiliyorum. Bunun geçmişi ne olabilir derken sorunuzu anlayamadım. Tekrar yazarsanız sevinirim. Sesli güldüm patlıcana. Evet öyle zannetmiş. Biz e, o gün patlıcan yemeği vardı ve biz e, düşündük dedik ki hani bu çocuk patlıcan yemeği var, başka da bir şey yok. Aç mı kalsın? Ye, bu patlıcanı neden yemiyor acaba diye? Sırtında yaralar çıkmış senin dedik göremeyeceği için sırtını. E nasıl geçecek o yaralar dedi e, biz de dedik ki patlıcan iyi geliyormuş o yaralara patlıcan yersen geçer dedik o da bize böyle bir cevap verdi patlamaz mıyım patlıcanı yiyince dedi ona patlamayacağını ispat edip ikna ettikten sonra yedi ve halen de yiyor ve çok da severek yiyor patlıcanı meğerse çocuk patlayacağını düşündüğü için yemiyormuş sizin de çocukluğunuzda patlıcanla ilgili böyle bir anınız olabilir patlıcana yumuşak geldiği için yemiyorum biberi de öyle yanında onun tadını unuturacak başka bir tat olması gerekiyor Hmm. O zaman çocukluğunuzda e, tiksinmiş olabilirsiniz. Patlıcanın olduğu ortamda o yumuşak patlıcanla eşleştirdiğiniz bir şey olabilir. Oraları bir bakın. Patlıcanın, o yumuşak patlıcanın çocukluğunuzda yeri neresi? Onu bulduğunuzda zaten eşleştirdiğiniz şeyi buluyorsunuz. Ancak biz zaten sevmediğimiz şeyler üzerinden değil bağımlılığını yaşadığımız şeyler üzerinden gidiyoruz. Konumuz duygusal açlık. Hani hangi yiyeceklere bağımlılığınız var? Ona olan e, ba bağlantıyı bulup o bağlantıyı dönüştürmek. Ben nasıl dönüştürdüm makarna bağımlılığımı? Dün söylemiştim. Bugün ilk defa yayına katılanlar için tekrar söyleyeyim. Tencerede makarnayı pişirdim. E, o an geldi zaten aklıma. Böyle spontane yaptım yani. O an tencerenin kapağını açıp bana bak sen makarnasın ablam değilsin dedim. Ve o günden sonra benim makarna bağımlılığım sona erdi. Çocukluğumda ekmek yemezdim ama zayıflamak istiyorum, zayıflayamıyorum. Bunun için ne yapabilirim? Çocukluğunuzda ekmek yemezdiniz, şimdi yiyor musunuz ekmek? Çocukluğunuzda neden ekmek yemezdiniz? Bakın bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Çocukluğunuzda ekmek bulamadığınız için ekmek yiyorsunuzdur. Bilinçaltınız ekmek buldun mu ye olarak kodlamıştır sizin e, bünyenizi. Ve siz o yüzden şu an ekmeksiz duramıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bunu siz bulacaksınız canlar. Herkesin kendi bilinçaltına göre farklı bir kaydı olabilir ve herkes bu kaydı kendi bulacak. Ağzım kurudu. Herkes kendi kaydını bulmalı. Ben buradan size şudur budur dediğim zaman yanlış bilgi de verebilirim. Çünkü sizin yaşanmışlığınızı bilmiyorum. Sizin çocukluğunuzda neler yaşadınız? Yokluk mu yaşadınız? Ekmeksizlik mi yaşadınız? Ekmek aldınız eve geldiniz bir vefat haberimi aldınız. Ekmeği yerken kötü bir haber mi geldi? Ekmek yerken boğulma tehlikesi mi geçirdiniz? O kadar çok e, alternatif var ki. Evet makarna ablam değil. Sen benim ablam değilsin. Sen sadece makarna'sın dedim makarnaya. Bu ne olursa olsun bütün yiyeceklere karşı varsa yeme isteği. O zaman bütün yiyecekleri bir şeyle bağdaştırmayın. Bir defa öncelikle yiyeceklere anlam yüklemekten vazgeçmelisiniz. Eğer siz bir pilavı yerken bu pilav bana kilo yapar düşüncesiyle korka korka ama ne yapayım kilo yapıyor ama çok da seviyorum deyip onu o şekilde yerseniz o makarna veya o pilav size kilo yapacaktır. Çünkü siz ona o anlamı yüklediniz. Öncelikle tüm yiyecek içeceklerden o anlamları kaldırın. Elbette ki bilimsel olarak işte karbonhidratlar, proteinler, işte lifler, şekerler, işte fruktozlar hepsinin bedende etkileri bilimsel olarak bunlar ayrı canlar. Ben burada size bilimsel ve tıbbi bilgi vermiyorum. Ben burada size tamamen düşünsel ve bilinçaltımızla alakalı bilgi veriyorum. O yüzden yiyeceklere öncelikle anlam yüklemeyin. Yiyecekler size ne zaman kilo aldırır biliyor musunuz? Onu yiyip vicdan azabı çektiğinizde evet kilo alırsınız. O yiyecek size. İsterseniz sadece salata olsun. Koca bir leğen salatayı yiyin. Ondan sonra da dedim ki, Üf, çok yedim salatayı. Tamam salata ama bunun da fazlası zarar dediğiniz anda evet fazlası zarar eder ve size kilo olarak geri döner. Yiyecekleri hangi anlamları yüklediyseniz o o yüklediğiniz anlam her neyse onu hayatınıza çekersiniz. Canlar konumuz kilo duygusal açlık duygusal tokluk konumuz bu. Bunun dışındaki soruları görüyorum ancak cevap veremiyorum. Ee, o yüzden ilişkilerle alakalı olarak tekrar önümüzdeki günlerde bir canlı yayın açarız. Ancak konumuz kilo, e, zayıflama, kilo alamama, duygusal açlık. Bunlarla ilgili sorular sorarsanız seve seve cevap veririm çünkü diğer konulara cevap verdiğimde bu konu e, ve diğer konular birbirine çorba oluyor, kafalar karışıyor. Tabii ki o konularla ilgili de canlı yayınlar açmaya gayret edeceğim size. O konularla ilgili de bilgiler aktaracağım. Hatta teknikler de aktaracağım. Uygulayabileceğiniz bilinçaltı çalışmalar yapabileceğiniz teknikler de aktaracağım. Dün ki çalışmayı anlayamadık diye çok fazla soru geldiği için bugün tekrar aynı konuyla ilgili bir canlı yayın açtım. Şimdi tekniğimizi tekrar edelim. Ne yapıyoruz? Önce bağımlısı olduğumuz yiyeceği buluyoruz. Tespit ediyoruz diyelim. Buluyoruz demeyeyim de tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz o yiyecek le neyi eşleştirmişiz? Şöyle bir geçmişe doğru gidip o geçmişte o yiyeceği arıyoruz. Ne olsun? Bugün de pilav olsun. Pilavı geçmişte arıyoruz. Ben nerede pilav yedim? Mutlanklarımda pilav var mıydı? Kiminle en çok pilav yedim? E, pilav yerken mutlu muydum, mutsuz muydum? Bunları bir düşündüğünüzde bilinçaltınız sizi zaten direktmen o anıya götürecek. O anıya gittiğiniz zaman ee, orada bir dönüştürme yapıyorsunuz dönüştürmeyi nasıl yapıyorsunuz benim size deminki anlattığım gibi sen sadece pirinçten yapılmış bir pilavsın sen işte annem değilsin babam değilsin sevgilim değilsin gibi artık ona hangi anlamı yüklediyseniz ona o pilava onu söylüyorsunuz söyledikten sonra da e, derin nefesereşliğinde tekrar şu ana geri dönüyorsunuz ve e, dün yaptık bu çalışmayı ekmek bağımlısı olan Ayşegül Hanım vardı bugün yok herhalde ve ekmekten tiksindiğini söylemişti. Peki hocam ben bunu kaç gün boyunca yapmalıyım? Kaç gün boyunca istiyorsanız yapabilirsiniz. Çalışmaya başlamadan önce bir skala verin. Birden ona kadar bir puan verin bu duruma. İşte makarna bağımlılığınız, pirinç bağımlınız, şey pilav bağımlılığınız, ekmek bağımlılığınız neyse işte. Ne kadar bağımlısınız? Mesela pilav yemeye ne kadar bağımlısınız? 1 ile 10 arası puan verin. Diyelim ki 8 dediniz. Merhaba, hoş geldiniz İlknur Hanım. Uzun zamandır görüşemedik. Nasılsınız? Ee, diyelim ki 8 puan verdiniz. Çalışmayı yaptıktan sonra tekrar bir puanlayın. Bakalım kaç olmuş? Bu sefer diyelim ki 4 çıktı. Sıfırlanıncaya kadar günde bir kez bu çalışmayı tekrar edin. Yapacağınız şey çok basit canlar. Bakın gerçekten çok basit. Ee, dediğim gibi o yiyecek, o bağımlısı olduğunuz şey pilav dedik ama ekmek olur pilav olur pasta olur baklava olur her neyse ona sen benim işte annem babam sevgilim artık kiminle eşleştirdiyseniz değilsin diyeceksiniz ya da bir anıyla eşleştirdiyseniz yani çok mutlu olduğunuz bir anla eşleştirdiyseniz diyelim ki yaş pasta diyelim. Çok mutlu olduğunuz bir anla eşleştirdiniz. Ne olabilir bu? Ee, çocukluğunuzda sizin doğum gününüzde sürpriz bir yaş pasta gelmiştir. Çok mutlu olmuşsunuzdur ve zihninize şunu kodlamışsınızdır. Yaş pasta beni çok mutlu eder. Ve bu sizde yaş pasta ya karşı bir bağımlılık geliştirmiş olabilir. Ne yapıyorsunuz? Yine pastayı düşünüyorsunuz. Geçmişe gidiyorsunuz, doğum gününüzde gelen pastayı hatırlıyorsunuz ve oradaki o pastaya diyorsunuz ki ben sen olmadan da mutlu olabilirim. Benim mutlu olmamın sebebi sen değilsin. Benim mutlu olmamın sebebi burada e, benim düşünüldüğümü hissetmek, sevildiğimi hissetmek. Bunlardan dolayı mutlu oldum ben. Senden dolayı değildi bu. Sen sadece bir yaş pastasın. Bakın konuşuyorsunuz. Şimdi e, evet çok komik gelebilir size bu. Saçma gelenler de var. Biliyorum yazanlar oldu. Daha böyle saçma şey mi olur diyenler oldu. Ben size kendi denemediğim bir tekniği vermiyorum canlar. Kendim denedim bu tekniği ve işe yarıyor. O yüzden sizler de yapın. Dün hatta uyguladığımızda da birkaç kişi yazmıştı. Ekmekten tiksinenler olmuştu. Ekmeği odun gibi hisseden, gören, ekmekten, ekmeği düşünce midesi bulanan e, bu çalışmayı yaptıktan sonra oldu bunlar. Denemekle bir şey kaybetmeyeceksiniz. Deneyin göreceksiniz. Alkol ve sigara daha farklı. Hocam yeni girdim. Ben ekmek ve peynir demiş. Sevilla Sevilla Say hanım. E, dün akşam ben de yaptım. Bugün hiç ekmek yemedim. Canım da istemedi demiş. Bakın dün akşam yaptığımız çalışmanın sonucu çok güzel. Çok sevindim sizin adınıza 1453 hayat. Şöyle yukarı doğru gidiyorum. Başka var mı? Biliyorum İlknur Hanım'cığım ben de sizi takipteyim. Ne güzel yollarımızı kesiştiren. Sigara için bile yapmıştık. Evet sigara için daha farklı bir çalışma yapmıştık İlknur Hanım. Bugünkü söylediğim duygusal yemeğiyle alakalı bir çalışma. O sigara için yaptığımız çalışma enfesti. Onu burada e, arkadaşlara yaptırmak istemiyorum. Kimseyi bugün böyle kusturmak falan istemediğim için. E, bugün sadece... Eski anılara gidip eski anıdan bir şeyi tespit edip onu dönüştürmeye doğru gidiyoruz. Dün zaten anlatmıştım. Kaçıranlar endişelenmeyin, duruyor orada. Kaçırmadınız hiçbir şeyi. Canlı yayın kayıtlı duruyor benim sayfamda. Sayfama girin. Sayfamda yayın duruyor ve onu izle, izleyin. Bugün de yine bir çalışma yaptıracağım size. Mehmet Çalışkan, hoş geldiniz. Meryem Hanım, siz de hoş geldiniz. Evet canlar, şimdi buraya kadar anlattıklarımdan e, sorularınız var mı? Önce skala yapıyoruz. O yiyeceğe ne kadar bağımlıyız? Sıfırla on arasında bir puan veriyoruz. Sonra o yiyeceği düşünüyoruz. Sonra o yiyeceği çocukluğumuzda arıyoruz. Sonra çocukluğumuzda bir ana olabilir, bir insan olabilir, bir yer olabilir, bir olay olabilir. Her şey olabilir. Neyle eşleştirmişiz onu tespit ediyoruz. Sonra da aynı yerde o yiyeceği senin sen sadece busun. Hani neyse çikolata, pasta, baklava, börek neyse sen sadece busun diyerek o anıyla bir ilgisi olmadığını söylüyoruz. Bu kadar. Ya da o kişiyle ilgili olmadığını ben işte makarnaya sen ablam değilsin dedim. Sen benim ablam değilsin dedim makarnaya. Evet, belki çok komik görünebilir ama sigara için yaptığınız video kayıtlı mı hocam? Hayır, kayıtlı değil. Sigara için yaptığımız çalışmayı biz bilinçaltı zayıflama eğitimi vermiştik bir iki sene önce. Orada e, bilinçaltı ile ilgili sigara çalışması yapmıştık. İlk duranım ondan söz ediyor. Kek, kurabiye, börek tek geçerim. Annem hiç yapmazdı. Komşumu çağır, komşumu çağırırdı komşu günlerinde. bunları yiyince mutlu olurdum. Ne diyeceğim? Sen beni mutlu mutlu kılan komşum değilsin mi demeliyim? Bu kısmı anlayamadım. Tamam. Bu kısmı hemen açıklayayım e, ee, Dilek Hanım. Ee, sen annemin yapmadığı pasta değilsin. Sen komşunun bana değer verdiği pasta da değilsin. Sen sadece pastasın. Benim komşularımın beni sevmesi için ya da insanların beni sevmesi için benim sana ihtiyacım yok. Ben olduğum gibi seviliyorum. Sen sadece pastasın, keksin, böreksin, kurabiyesin. Sen sadece busun. Zaman zaman seni yiyebilirim, ama benim mutluluk kaynağım sen değilsin. Ben arkadaşlarımla, dostlarımla, komşularımla mutluyum. Annem seni yapmadı diye bu bir eksiklik değil gibi konuşabilirsiniz. Yani yaşadığınız olayı e, keke, kurabiye, böreğe olduğu gibi anlatın. Şimdi komşu sizi çağırdı. Siz mutlu oldunuz. Bunun sebebi o anda kek ve kurabiye, börek gibi görünebilir ama aslında size değer verdiği için çağırdı. Siz kendinizi değerli hissettiniz. O keki e, yemeseniz de o komşu gelip size çocukken size güzel sözler söylese sizi e, işte ne bileyim başınıza okşasa sizinle gurur duyduğunu söylese yine mutlu olacaktınız. Siz o mutluluğu kek kurabiye börekle eşleştirmişsiniz. O olmasa da o komşu sizi çağırabilirdi O olmadan da o komşu size değer verebilir O olmadan da o komşuyla mutlu sohbetler edebilirdi anneniz veya siz O olmasa da o komşu çocuklarıyla oynayabilirdiniz. Ha o da vardı, o bonustu. Ama siz o bonusu şu anda bonusluktan çıkarıp hayatınızın merkezine koymuş durumdasınız. Anlaştık mı? <laughs> ekmek için ne demeliyim? Ekmek için dün bir çalışma yapmıştık. Eğitimde yapmıştık demiş İlker Hanım, evet. Ekmek için dün bir çalışma yapmıştık. O yüzden e, bugün tekrar ekmek için yapmayayım. Hocam kanca videosunu bulamıyorum. Kanca videosunu bulamıyorum. E, Linkini ben şeye hikayelere paylaşırım, unutmazsam tabii ki. Hikayelerde paylaşırım. Hocam ben eşim hayatıma girince daha evlenmeden çok kilo aldım. Nedenini bulamıyorum. <laughs> Şimdi farklı farklı sebepleri olabilir. Eşiniz hayatınıza girdiğinde daha fazla kilo aldınız. Eşinizden beklediğiniz ilgiyi alabiliyor muydunuz? Bakın bu tarz sorulara böyle hani yuvarlak cevap veriyor gibi olabilirim. Aslında yuvarlak cevap verdiğimden değil. Altında birçok sebep olabilir. O yüzden yuvarlak cevap veriyorum. Bakın şöyle sebepler olabilir. Eşinizden istediğiniz ilgiyi alabiliyor musunuz? Eşiniz sizi görsün diye mi kilo alıyorsunuz? Eşiniz size tatlı sözler söylüyor mu? Eşiniz sizin, eşinizin size değer verdiğini hissediyor musunuz? Ya da eşiniz sizi çirkin bulsun mu istiyorsunuz? İstemediğiniz bir insanla mı evlendiriliyorsunuz? Eşiniz sizi beğenmesin diye mi kilo alıyorsunuz? Ya da eşinizle yaşayacağınız cinsellik sizin atalarınızdan size aktarılmış olan bir cinsel tacizimi hatırlatıyor acaba? Gibi 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 bunun altında birçok sebep olabilir. Bireysel olarak herkesin bilinçaltı farklı olduğu için tek bir cevabı yok bu sorulan soruların. Tek cevabı olanlara zaten cevap veriyorum. Bu ayak ağrılarım neden? Serpil Hanım konumuz zayıflama, konumuz duygusal açlık. Bu konularla ilgili birçok video yapmıştım zaten. Önümüzdeki günlerde bu konularla ilgili yine canlı yayınlar yapacağım. Ayak dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Ayak ne yapar? Buna cevap vereyim hadi. Ayak ne yapar? Ayak bir yere gider ya da bir yere gidemez. Ya birinin ayak bağı olmuştur bir şey birine ya da e, ayaklar, ayaklarım geri geri gidiyor dersiniz ya hani. Bunun gibi düşünün. Nereye gitmek zorunda kaldınız ya da nereye gitmek isteyip gidemediniz. Bundan dolayı ayaklarda ağrı olur. Bakın ben yıllar önce çok fazla bacak ağrıları, bacak şişmeleri yaşıyordum. Sebebi o iş yerine gitmek istemiyor olmamdı. İşten çıktıktan sonra hepsi geçti gitti. Çünkü oraya gitmek istemiyordum, zorla gidiyordum, mecburen gidiyordum. O yüzden geçti. Taciz ile duygusal beslenmeyi nasıl açıklayabiliriz ki hocam? Tamam açıklayayım. Duygusal, bakın duygusal açlık, zayıflama ve kilo alma. Bu sorulara cevap vereceğim. Bunun dışındaki sorular için tekrar canlı yayın açacağım canlar. Taciz ile duygusal beslenmeyi şöyle açıklayabiliriz. Tacize uğramış kişi bir daha kimse beni beğenmesin, beni çirkin bulsun diye bir defa beden kilo alabilir bu bir. İkincisi Tacize uğradığında kendini koruyamadığını düşündüğü için irileşip kilo e, kilo almam lazım. Daha iri olursam bir daha beni kimse taciz edemez. Etmeye kalkarsa da yumruğur vurur otuttururum. O kadar güçlü olmuş olurum. Kiloyu güçle eşleştirmiş olabilir. E, tacize uğrayan kişi e, alanını genişletir. E, kimse yaklaşamasın yanına diye. Tacize uğrayan kişi e, yok olmak için bir de böyle bir şey var biliyorsunuz can boğazdan geldiği gibi boğazdan da gider kendini e, yok yok etmek için de e, fazla yiyor olabilir gibi birçok sebebi var tacizin ya da tacize uğrayan kişi tacize maruz kaldığı bölgelerini kimseye söyleyememiştir tacize uğradığını hiç kimseye anlatamamıştır ben tacize uğradım diye e, mesela diyelim ki en çok e, işte kolları e, e, kollarına e, tutuldu tacize uğrarken işte zorbalığa uğradı taciz esnasında kollarını tuttular diyelim. Kol bölgesi daha da irileşmeye başlar. Bacakları ise bacak bölgesi, kalçaları ise kalça bölgesi genişlemeye başlar. Kendisi söyleyemiyor, bedeni dışarıya yansıtıyor artık. Görün beni, duyun beni. İşte ben böyle bir şey yaşadım, buna maruz kaldım. Duy beni, gör beni şeklinde de olabilir. Yani tacizin böyle böyle sebepleri var canlar. Eğer soyda taciz varsa mesela kadınlardaki tabii ki hepsi için söylemiyorum bunu menstrual dönemdeki çekilen o şiddetli ağrılar kadınlığı reddetme ya da soyda bir taciz vakası mutlaka çıkabiliyor. Yüzde yüz değil tabii ki 10 kişiden 2-3 tanesinde böyle şeyler çıkabiliyor. Evet başka sorular var mı canlar? acıkmadan yiyorum ne yapmalıyım? Zaten acıkmadan yiyorsanız bu bir şeyin boşluğunu dolduruyorsunuz Sevil Asay. Bir, bir şey var bir eksiklik var bedeninizde. Bu gıda eksikliği değil yalnız. Ya özgüven eksikliği, ya değersizlik, ya sevilmeye ihtiyaç duymak, işte ya görülmeye ihtiyaç duymak, ya güce ihtiyaç duymak gibi ...duygusal anlamda bir boşluğu dolduruyorsunuz. Acıkmadan yiyorsanız bu. Mesela e, illaki bir bağımlılık olmak zorunda değil. Ekmek bağımlılığı, tatlı bağımlılığı, makarna bağımlılığı dedik biz ama... ...illa bir bağımlılık olmak zorunda da değil. Mesela acıkmadan yiyorum. Eskiden e, annenizle sürekli gidip yemek yermiş yerdiniz diyelim... Örnek olsun diye söylüyorum bunu. Gidip sürekli beraber yemek yerdiniz, nitelikli, kaliteli vakit geçirirdiniz ve artık anneniz yok. Her yemek yediğinizde, annenizi her özlediğinizde yemek yersiniz. İşte annenizin boşluğunu yemekle dolduruyorsunuz. Çünkü siz annenizle sürekli yemek yerdiniz. İşte mesela deminki soru soran işte komşu kek pasta börek yapar bizi çağırırdı ailecek toplanırdık kadın günlerinde bir araya gelirdik işte kadınlar toplanırdı o kişinin mesela aç olmasa da pasta börek yiyebilir. Annesini özlediği için yiyebilir. O sıcak komşuluk e, ortamlarını özlediği için yemek yiyebilir. Bir yerlere davet edilmeyi özlediği için yemek yiyebilir. Pas, kek, pasta, börek yiyebilir. Bunun gibi düşünün. Acıtmadan yemenin tek bir sebebi var. Duygusal anlamda bedeninizde bir boşluk hissediyorsunuz. Peki o boşluğu, o duygusal boşluğu hissettiğiniz an duygusal boşluğu demeyeyim de acıkmadığınız halde bir şey yeme isteğini hissettiğiniz an. Şöyle düşünelim. o yiyeceği sizin nereniz istiyor? Önce bir ona bir bakın. Burası mı istiyor? Ağzınız mı istiyor? Kalbiniz mi istiyor? Bacaklarınız mı istiyor? Neresi istiyor? Eğer isteyen yer mideniz değilse bu duygusal açlıktır. Buranız istiyorsa konuşmayı özlediğiniz biri olabilir. Ağzınız istiyorsa işte artık böyle seni seviyorum diyemediğiniz biri olabilir ya da artık öpme ihtimalinizin olmadığı birisi olabilir özlediğiniz. İşte ne bileyim bacaklarınız istiyorsa artık gidemediğiniz bir yer vardır. O gidemediğiniz, göremediğiniz yer için e, bacaklarınızdaki duygusal boşluğu doldurmak için acıkmadan yemek yiyor olabilirsiniz. Kalbiniz istiyorsa kalbinizde eksikliğini hissettiğiniz biri için ya da bir duygu için acıkmadan o yemeği yiyor olabilirsiniz. Bu çok net canlar. Eğer o yemeği isteyen yeriniz mideniz değilse bu duygusal açlıktır. Şöyle düşünün pasta istiyor yemek istiyor canınız eğer pasta yerine ben sizin önünüze kereviz koyduğumda onu da yer misiniz dediğimde, bu arada kerevizi sevmeyenler için söylemiyorum. Kereviz yemeği versem pasta yerine yer misin dediğimde, evet ya tek yemek olsun da diyemiyorsanız aç değilsiniz demektir. Ama olsun kerevizi de yiyebilirim fark etmez diyorsanız gerçekten açsınızdır. Açlığınızı bu şekilde tespit edebilirsiniz. Evet şöyle yukarıda kaldı. Her gördüğümü ağzıma atıyorum. Bunu nasıl anlayacağız? Gözüm istiyor. O zaman göremediğiniz birileri var demektir. Göbek bölgesinde hamilelik görüntüsü ya da yağlanma nedir? Ee, göbek bölgesinde hamilelik görüntüsünün birkaç sebebi olabilir. Bir, öncelikle yine e, çoklu soru bu. Yani çok altında cevabı olabilecek bir soru. Birincisi düşüğünüz var mı? Kürtajınız var mı? Çocuğunuzla aranız nasıl? Çocuğunuz hasta mı? Ee, gibi sorular sorabilirim. Ee, bunlardan birine cevabınız evetse halen çocuğu karnınızda taşıyorsunuz diyebilirim. Erkekler için ise, kadınlar için de geçerli bu ama erkekler içinse genelde evlendikten sonra göbek yaparlar. Ee, ne kadar çok yağ bağlarsanız karın bölgesinde o kadar çok ailenizi korursunuz gibi bir bilinçaltı kaydı olabilir. Heybetli olurum, korurum, güçlü olurum gibi e, olabilir. Hamilelik görüntüsü ise yüksek ihtimalle siz karnınızda çocuğunuzu taşıyorsunuz. Bu hayatta olan çocuğunuz da olabilir, düşük kürtaj çocuğu da olabilir, ölmüş bir çocuk da olabilir. Hamile görüntüsü ise... Karnınızda çocuğunuzu halen taşıyorsunuz. Peki bunun çözümü ne olacak? Çocuk vardı, hamilelik sonlandı demiş. Bakın onu okumadan önce bu cevabı vermiştim zaten. Çocuk vardı, hamilelik sonlandı. Bunun çözümü nedir? Bunun çözümü o çocuğu medyatif halde, imajinasyon olarak dünyaya getirip toprağa vermelisiniz. Yaz sonlandırmada diyebiliriz buna yapmanız yapabileceğiniz. Neremizin istediğini nasıl anlayacağız? Nuray Duman nerenizin istediğini zaten canınız bir şey istediğinde anlarsınız. Mesela şu anda benim canım e, bir şeyler içmek istiyor. Nerem istiyor benim bir şey içmek? Şuram istiyor şu anda. Buram buramda hissediyorum o duyguyu. Bir şey istediğinizde bedeninize odaklandığınızda nerenizin istediğini bilirsiniz. Midenizin dolu mu boş mu olduğunu hissedersiniz. O e, evet benim canım bir şey içmek istiyor. nerenizin istediğini bedeniniz bilge zaten size söyler neresinin istediğini. Çok teşekkürler demiş Kara Oluk Gün Nevzat. Ee, siz yaz sonlandırma yapacaksınız diye kanalımda birçok video var bunlarla ilgili onlardan faydalanabilirsiniz. Bir de sembolik 60 TL'lik bir bilinçaltı zayıflama katıl üyeliği var YouTube kanalında. 60 lira gerçekten. Orada da birçok yaz sonlandırma anne için, baba için, çocuk için, kürtaj için gibi 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 bir sürü videolar var. 60 TL gibi bir sembolik ücret belirledim. Belirlediğimde tabii ki onunla gene bir kilo mama alınıyordu artık alınmıyor ama <laughs> yine de fiyatı değiştirmedim herkes faydalansın diye. Fiyatları değiştirmiyorum canlar. İyi akşamlar Can Hocam. Sevgiler demiş. Hoş geldiniz Gülperi Hocam. Ee, size de iyi akşamlar. Evet canlar dünkü yaptığımız çalışmadan sonuç alıp da canlı yayına katılmak isteyen hiç kimse yok mu aranızda? Sonuç aldım ben. Ekmek yemiyorum, ee, dün ekmekle ilgili çalışma yapmıştık. Şurada bir soru var, kalça ve kollar ne anlama gelir? Ee, kalçalar e, çoğunlukla makam mevki diyebiliriz ya da taciz diyebiliriz. Kollar da yine güç, güçlü olmak, e, mücadele etmek, hayat mücadelesi gibi düşünebilirsiniz. Kollarınızdaki fazlalıkları, kiloyla alakalı olarak söylüyorum tabii ki bunu. Bakıyorum şöyle soru var mı? Yok. Hala soru yok canlar. Sorularınızı cevapladığımı düşünüyorum. Şimdi dünkü çalışmayı tekrar ed edelim ki sizde de iyice otursun. Peki ne için yapalım dünkü çalışmayı? Hangi bağımlılık için yapalım? Hangi yiyecek için yapalım? Baklava mı, börek mi, çikolata mı? Ekmek demeyin, ekmeği dün yaptık. Ee, baklava, börek, çikolata, makarna, işte pilav. Ee, gibi e, hani artık hayatınızdan çıkarmak istediğiniz bağımlılık olarak gördüğünüz bağımlılık olmayabilir çok sigara için yapmayacağım canlar bakın bugün kilo ile alakalı 60 TLlik programa nasıl katılabilirsiniz YouTube kanalımda e, katıl üyelikleri arasında bilinçaltı zayıflama paketi var e, o pakete katıldığınızda e, oradaki videolara ulaşabiliyorsunuz. Çikolata, abur cubur demiş Gülperi Hanım. Tatlı demiş Zeynep Hanım. Peynir demiş. Peynir zararlı bir şey değil ki e, Ülkü Hanım herhalde. Peynir zararlı bir şey değil ki. Peynir e, protein faydalı çok da zararlı bir şey değil. E, yani kilo yapacak bir şey değil. E, şu anda kilo yapacak olan bir şeylere e, çalışma yapalım ki herkes faydalansın. Sonuçta konumuz duygusal açlık. Ayaküstü atıştırmalık isteği, İşte neyi atıştırma ayaküstü? O zaman ta şey diyelim, bugün de çikolataya yapalım hadi. Bugün de çikolata çalışması yapalım. Bugün değişik bir çalışma da yaptırırdım size ama ilk Hanımın dediği gibi kimseye kusturmak istemiyorum. O yüzden bugün yine duygusal açlıkla ilgili e çalışma yapalım. E normalde bilinçaltı zayıflama paketinde eğitim yaparken orada baya baya kusturuyordum insanları. Ama bugün böyle kusmak gibi bir şey istemiyorum. Kimseyi kusturmak istemiyorum. Zaten konumuzda duygusal açtık. Tamam o zaman. Çikolata, gofret, yaş pasta, tatlı gibi bu gruba giren işte şekerleme gibi bu gruba giren her şeyi çalışmış olalım bugün. Şimdi öncelikle Herkes ne yiyorsa. Ee, Marvin lütfen çalışmadan sonra e, sorunuzu tekrar yazın atlamamam için e, kilo alamayanlar için de aynı şeyi, e, aynı bilgiyi vereceğim. Kilo alamayanlar için de bilgi vereceğim. Herkes şimdi o yemeden duramıyorum ya da işte bunu yemek istemiyorum ama. E, canım çok çekiyor dediği tatlı her neyse bu çikolata olur pasta olur şey işte sütlü tatlı olur baklava olur tatlı olan bir şeyler. Lütfen herkes şu anda onu düşünsün ve bu şey olmadan bu şeyi e, ne kadar çok yemek istiyorsunuz? Bu şey olmadan yaşayamam dediğiniz bir şeyi seçin lütfen. Bu olmadan e, pardon bu e, tatlıya bağımlılığınızı hani ona verdiğiniz değeri diyelim hani hani altını tartıya koyarlarda gramajını çıkarırlar ya. O tatlının, o çikolatanın, ben çikolata diyeyim herkes hangi tatlıyı yiyorsa onu düşünsün. O çikolata sizin hayatınızda e, çekiciliği, onun sizdeki çekiciliği sıfırla 10 arasında kaç puan? Önce bir puan verelim. Dün puan vermeyi unutmuştuk. Sıfırla 10 arasında kaç puan veriyorsunuz? Bana yazmanıza gerek yok. Siz bilin yeter. Çikolataya verdiğiniz değer yani onu ne kadar sevdiğinize hangi puanı verirsiniz? Sıfırla 10 arasında. Şimdi o çikolatayı gözünüz açık olsun kapatmayın gözünüzü. O çikolatayı düşünmenizi istiyorum. Şeklini, rengini, kokusunu hatta ağzınızda tadını hissedin. Ağzınızda o erimesini hissedin. Ben bunları söylerken İknur Hanım hala buradaysa hatırlayacak bazı şeyleri oraya girmeyeceğim. Ağzınızda erimesini hissedin, ee, tadını alın. İşte fındıklıysa o fındıkları hissedin ağzınızda. Ee, i̇şte paketini görün, paketinin açılış sesini o hışır hışır o sesi duyun. Tamamen o çikolataya odaklanın. Ben çikolata dedim, siz hangi tatlı istiyorsanız ona onu düşünün lütfen. Ona tamamen odaklanın. Şimdi bu çikolata sizin için geçmişte. Nerede bu kadar hayatınıza değer kattı? Bunu bulmaya niyet edin lütfen. Niyet cümlesi diye bir şey söyle, söyleyelim. Hadi niyet cümlesini de ben söyleyeyim. Çikolatanın bende bu kadar değerli oluşuna, siz hangi tatlıysa onu söyleyin lütfen. Çikolatanın benim hayatımda bu kadar değerli olması, benim çikolata yemeden duramıyor olmamın sebebi her kimse veya hangi olaysa, veya hangi anıysa bunu bulmaya ve dönüştürmeye niyet ediyorum. İçinizden bu cümleyi geçirin. Bu çikolatanın hayatımda bu kadar büyük bir yer kaplamasına sebep olan geçmişimdeki olay, anı veya kişi her neyse bunu bulmaya ve dönüştürmeye niyet ediyorum. Şimdi niyetinizi yaptıysanız eğer birkaç kez içinizden tekrar edebilirsiniz. Nefes alın, nefesinize odaklanın ve yavaş yavaş gözlerinizi kapatın. Gözleriniz kapalıyken yine o çikolatayı düşünmeye devam edin. Zihninizden çikolatanın görüntülerinin geçtiğini, paket açılışının sesini duyduğunuzu, ağzınızda o çikolata parçacıklarını, nasıl eridiğini, tadını, hatta çikolata kokusunu nefesinizle birlikte hissedin, hissetmeye çalışın ya da düşünün ve yavaş yavaş bu çikolata sizi geçmişte çocukluğunuzda olabilir, atalarınızda olabilir, önceki enkarnasyonlarınızda olabilir. Bu çikolata sizin için bu anlamı, bu değeri nerede edindi? Şimdi oraya doğru yol alıyorsunuz ve kendinizi orada bulacaksınız. Neredesiniz? Hangi anının içindesiniz? Kim var orada? O çikolata sizin için kim demek? Ne demek? Neresi demek? Hangi anlamı taşıyor? O çikolatayı biriyle mi eşleştirmişsiniz? Yoksa o çikolata size belli duyguları yaşattı, o duygularla mı eşleştirmişsiniz? Yoksa o çikolata size bir yeri hatırlattı, o yer demek, çikolata demek mi? Eğer şu anda o anıya ulaştıysanız, Oradaki kişi, olay, anı her neyse. Onu gördüyseniz şimdi çikolatanın karşınızda bir insan misali belirdiğini düşünün. O çikolata paketinin, batonunun karşınızda insan misali belirdiğini düşünün. <laughs> Ve ona deyin ki bu anının seninle bir ilgisi yok. Sen sadece çikolatasın. Sütten ve kakaodan oluşmuş, içine şeker katılmış ve benim bedenime zarar verebilecek potansiyele sahip çikolatasın. Sen burada gördüğüm bu kişi değilsin. O kişi her kimse, anneniz, babanız, kardeşiniz, arkadaşınız, çocuğunuz, her kimse. Sen o değilsin deyip onun ismini söyleyin. Sen annem değilsin, sen babam değilsin, sen kardeşim değilsin gibi her kimse gördüğünüz kişi çikolataya onun sadece bir çikolata olduğunu bir çikolatadan ibaret olduğunu, sizin onu yiyip sonrasında onun yok olabileceğini, oysaki sizin o insanı yiyemeyeceğinizi, o insanı yok edemeyeceğinizi, ama çikolatayı çok da güzel yiyip yok edebileceğinizi, yemeniz gerektiğinde o çikolatayı yiyebileceğinizi, ama bu anıyla çikolatanın hiçbir ilgisi olmadığını söyleyin. Yani kısacası çikolatayla konuşun. Ona oradaki o anının o insanın, o yerin, o olayın kendisiyle hiçbir alakası olmadığını söyleyin. Hatta daha da ileri gidin, artık seni yememeyi seçiyorum. Gerektiği durumlarda yiyebilirim. Ancak ben sana bağımlı değilim. Sen olmadan da yaşayabilirim. Sen olmadan da hayatta kalabilirim. Sen olmadan da güvendeyim. Sen olmadan da mutluyum gibi konuşun çikolatayla. Karşınızda bir insanmış gibi çikolata duruyor ve siz onunla konuşuyorsunuz. Ona söylemek istediğiniz her şeyi söyleyin. Dertleşin. Ben, ben sana çok anlam yüklemişim. Seni şu kişinin yerine koymuşum. Sen olduğunda mutlu olacağımı sanmışım. Oysa ki ben sen olmadan da mutlu olabilirim. Hatta bir de özür dileyin. Sana seninle ilgisi olmayan vasıflar yüklemişim. Sana seninle ilgisi olmayan değerler yüklemişim. Senin sadece çikolata olduğunu unutmuşum. Senin sadece süt, kakao ve şekerden oluşan bir yiyecek olduğunu unutmuşum. Sana çeşit çeşit anlamlar, çeşit çeşit duygular, çeşit çeşit misyonlar yüklemişim. Bunun için senden özür diliyorum. Artık seni sadece ve sadece çikolata olarak görüyorum ve sen sadece çikolatasın. Sen olmadan da ben hayatıma devam edebilirim. Olduğun zaman seni yemem bana zarar vermez ancak seni sürekli yemek zorunda da değilim. Şeklinde konuşun çikolatayla. Hadi biraz da o çikolataya bilinçaltı zayıflamadan bir misyon yükleyelim. Karşınızda bir insan gibi duruyor diyor çikolata. Şimdi karşınızda insan gibi duran o çikolatayı bir hamam böceğine benzetin. Dönüştürün onu bir hamam böceğine. O bir hamam böceği oldu. Ağzınızdaki bütün fındık parçaları hamam böceğinin sırt kabuğudur. Hamam böceğini ezin yok edin ve sonra Nefesler alarak şu ana geri dönebilirsiniz. Evet. Bakalım kimler burada ne hissetti? Neler hissettiniz? Neler yaşadınız? Çocukluğuma gittim demiş Gülperi Hanım. Harikasınız Gülperi Hanım. Midesi bulanın oldu mu hamam böceğini çikolatanın fındık parçacıkları olduğunu düşününce? Bundan sonra çikolata yemeye kalktığınızda hele de içinde fındık varsa direkt hamam böceği gelecek aklınıza. Kodladım sizi yiyemeyeceksiniz artık. <laughs> evet canlar. Tecrübeleri deneyimleri alalım. Aslı Türkmen oldu demiş. Var mı başka Başarılı bir şekilde çalışmayı yapabilen. Bazı insanlar kalabalıklar ve topluluklar önünde. Sonu hamam böceği çok kötüydü. Evet bilinçaltı zayıflamada e, ve sigarada da aynı tekniği kullanıyoruz. Siz de sigarayla ilgili sigarayı kötü bir şeye benzetin bakalım bir daha içebiliyor musunuz? Tiksindim demiş birisi. Süper. Evet midem bulandı. Harika. Çikolata annemmiş. Hmm. artık çikolata anneniz değil artık değil ne kadar ayıp çikolata anne olur mu annenin yerine başka hiçbir şey konmaz böyle kodlayın kendiniz. hani sizi ayıplamıyorum yanlış anlamayın Aslı Hanım kendi kendinize böyle deyin ne kadar ayıp çikolata anne olabilir mi hiç annemin yeri bambaşka şeklinde kodlayın kendinizi sonu çok kötüydü midem bulandı işte e, sürekli bilinçaltı zayıflama eğitiminde neler yapıyoruz? İlk duranım demin sigara ile ilgili çalışma yapmıştık vesaire demişti ya. Sonunu oradaki çalışmalar gibi bitirmeye çalıştım. Değersizlik hissi. Evet. Kimseyi görmemiş olabilirsiniz. Zihninizden düşünceler geçmiş olabilir. ki birini görmek zorunda veya bir şey görmek zorunda değilsiniz. Zihninizden düşünce olarak da geçmiş olabilir bazı şeyler. Colbert, Marie ve iki diğer kişi canlı yayına katılmak istiyor. Canlı yayına katılmak isteyen arkadaşlar canlı yayına katılıp deneyimimi anlatmak istiyorsunuz. Ne anlatacaksınız bunu da yazarsanız canlı yayına tabii ki alabilirim. Canlı yayına katılmak isteyen varsa alabilirim canlar. Birçok anı canlandı. Küçük yaşta sinirlendiğim kişilerin verdiği hediyeleri çikolataymış. Onları almışım. Bakın sinirlendiğiniz kişileri yercesine çikolata yiyordunuz belki de. O insanlara olan öfkenizi çikolatayı yiyerek çıkarıyormuşsunuz. Oysa ki artık çikolata hamam böceği. O sinirlendiğiniz insanları ezin gitsin. Ha, çalışmaya başlamadan önce bir canımız bir soru sormuştu. Kilo alamıyorum demişti. Siz de kötü bir anıyı eşleştirmiş olabilirsiniz yiyeceklerle. O yemeği yersem, yani bir şeyler yersem bir kötü şey yaşayacağım. Bunu şey gibi düşün. ah bugün çok güldük, kesin ağlayacağız gibi. Siz de yiyecekleri kötü yaşanmış bir anıyla birleştirdiğiniz için artık yiyemiyor olabilirsiniz. Ye, e, yemek yemeniz gerektiği ve yemek yiyemediğiniz anda lütfen siz de aynı çalışmayı, ben şu anda neden yemek yiyemiyorum, yemem gerektiği halde neden yiyemiyorum şeklinde niyet ederek geçmişteki kötü anıya gidip orayı dönüştürün. Öznur hanımcığım hoş geldiniz. Öznur Ö Öznur'um hoş geldin. Çok özleştik. Var mı sorular canlar? Çalışmayı anladınız değil mi? Anlamadıysanız lütfen tekrar baştan izleyin canlı yayını. Ay ben ağladım. Çok fena oldum. Babamla hiç diyaloğum yoktu. Ayda bir beni vanilya kokan pastaneye götürürdü. Babamla yediğim fırın sütlaç, babamla mutluluk muş sütlaç hala ağlıyorum midem kalktı evet. Evet sizin sütlaç babanızla eşleşmiş e, madem ağladınız duyguya da girdiniz o zaman demek ki o sütlaca sen benim babam değilsin demiş olmanız gerekiyor. Evet özür hocam çok özleştik. En kısa zamanda kavuşmaya niyet ediyorum. Dilek kas Umarım e, şifa olmuştur size. Evet, çalışmayı yapan canlar. Deneyimlerinizi lütfen yazın ki ben de çalışmanın işe yaradığından emin olayım, değil mi? Midesi kalkan çok olmuş. Bilinçaltı zayıflamadı. Herkesi sadece midesini kaldırmakla bırakmayıp yanlarına kova koyduruyorum. <laughs> öyle düşünün burada sadece ne yaptım ki çalışmanın sonunda tek bir cümle kelime söyledim biz neler neler yapıyorduk o çalışmada sadece bir kelimeyle bu hale geldiniz düşünün artık hiç kimse çikolata yiyemeyecek bu arada Hermişim. Tabii bu çalışmayı hatırlarsanız yiyemezsiniz bu çalışmayı unutursanız yersiniz yine yersiniz ama gerektiği zamanlarda şimdi tatlı bağımlılığı olan canlar Bugünden sonra kendinizi yoklayın. Aynı şeyi mesela çikolatayla yaptık ya çalışmayı. Diyelim ki yarın yine çikolata yeme isteğinden vazgeçmediğinizi fark ettiniz. Bu çalışmayı tekrar yapın. Kendi kendinize yapın. Benim bu yayınımı açıp da çalışmayı yapmak zorunda değilsiniz. Artık öğrendiniz nasıl yapıldığını. Dolayısıyla kendi kendinize tekrar yapabilirsiniz. Annem ve babam midem bulandı. Çok güzel farkındalık oldu. Süpersiniz Gülper Hocam. Evet canlar, bugünkü yayınımızı da burada sonlandırıyorum. Ee, dediğim gibi fırsat buldukça burada canlı yayın açmaya gayret edeceğim. Buradaki canlı yayınları YouTube'a da yükleyeceğim. Instagram kullanmayanlar için. Dün uzun süredir her iki tarafa video yüklemediğim için ortak canlı yayın yapmıştım. Ama artık e, biri, yani orada yapıyorsam, burada burada yapıyorsam orada olmayacak yayınlar. Ama bunu e, oraya da yükleyeceğim. Bilginiz olsun. Burada da kayıtlı olacak. Yayının nerede? E, Yayının nerede yayınlayacaksınız demek istemiş herhalde. Bu kaydı olacak Nesibe Hanım. Aynı zamanda bunu YouTube kanalıma da ekleyeceğim. Oradan da takipçilerim izlesinler diye. Çünkü bazılarınız Instagram kullanmıyor, bazılarınız da YouTube kullanmıyor. E, kanca videosunu unutmayayım. Tamam e, Nesibe Hanım. Kanca videosunu unutmamaya gayret edeceğim. Videoların başlıkları farklı farklı olduğu için e, umarım bulurum bulup e, hikaye kısmına atarım kanca videosunu İmren Polat küçük görüntü donmuş sorun değil kayıtlı olacağı için tekrar izleyebilirsiniz. E Lia Nisan hoş geldiniz. Ancak biz yayını sonlandırıyoruz. Evet canlar gününüz gününüzden, geceniz gecenizden ala olsun. Yarın sabaha mucize bir haberle uyanmanızı diliyorum. Hepinizi o kocaman muhteşem harika yüreklerinizden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle kucakladığımı hissedin lütfen. Ee, şimdilik hoşça kalın. Umarım en kısa zamanda tekrar buluşmak üzere diyelim. Yepyeni ritüeller, yepyeni teknikler, artık kilo ile ilgili olanı vermiş oldum. Yani kilo alma ve kilo verme, zayıflama ile ilgili vermiş oldum. Artık farklı farklı teknikleri paylaşacağım. Canlı yayınlarda buluşmak üzere diyelim. İlişki soruları vardı kim bilir belki bir sonraki yayın ilişki üzerine olur. Hoşça kalın canlar. Hepinizi öpüyorum.